Tuşba Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Fevzi Özgökçe ile konuşacağız. Tabii tanıtımını yaparken özellikle bugüne kadar Van'a neler yapıldı, bundan sonraki projeleri ne diye tanıtımla girmiştik. Fevzi Bey'e bunları soracağız. Gerçekten böyle bir sürü dosyayla şu an Fevzi Bey karşımızda. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tutku FM'in tüm dinleyicilerine burada selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun efendim. Dün akşamdan beri yoğun ilgi var aslında. Sorular var, ilgi var, eleştiri var, övgü var, birçok şey var. Ben aslında eleştirileri de çok anlamlı buluyorum. Çünkü insanlar ilgilenince bir şeyler aktarabiliyorsunuz. Kesinlikle. Biz de onları dört gözle bekliyoruz. Malumunuz Salih Bey, bu memleketimizde hakikaten yaklaşık 40 yıldır diyebiliriz belediyecilik anlamında. Evet. Ve gerçek anlamda belediyecilik nedir, ne değildir, görev yetkileri nelerdir? Biz yeni yeni insanlarımıza anlattığımızdan dolayı insanlarımızın bu soruları, bu önerileri, bu görüşleri bizim için çok değerlidir. Biz hepsini bir bir sizden alır, onlara tekrar geri dönüş sağlayacağız muhakkak. Belediye başkanları var, bir de belediye başkanlığı yapanlar var. Aslında aradaki farkı da konuşmamız gerekiyor ama öncelikle şuradan başlayalım. Yarın Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Van'a geliyor. Evet. Siz de AK Parti'nin bir belediye başkanı olarak önemli çalışmaları yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Başbakan geldiğinde konuşuyor musunuz? Soruyor mu Fevzi Bey ne yaptın, ne ettin diye böyle bir karşılıklı bir diyalog Kesinlikle. Oluyor mu? Tabii Sayın Başbakanımızın yarın inşallah saat 13'te Beşyol Meydanı'nda tüm Vanlı kardeşlerimize ve bölgede gelecek olan tüm insanlarımıza hitap edecekler. Evet. Şimdi Sayın Başbakanımız hakikaten Van'a geldiklerinde 13 yıllık AK Parti hükümetlerinin Van'a kazandırdıkları özellikle genelde ve özellikle de bölgemize ve Türkiye için bizler de elbette hem bir belediye başkanı olarak hem bir akademisyen olarak hem de bir Vanlı olarak sürekli görüşlerimizi, düşüncelerimizi, memleketle ilgili yapılması gerekenleri ve yapılanların daha iyi nasıl artırılabilir onunla ilgili her daim dosyalarımızla, projelerimizle, başta Sayın Başbakanımız ve yanında geldikleri bütün bakanlarımıza, Van'ımıza her defasında yeni yeni daha neler yapabiliriz? Çünkü Salih Bey gerçekten bizler dertliyiz. Evet. Derdi olan diyor ya, derdi olan hakikaten söylettirir. Onun için biz de hem burada hem Ankara'da her daim sürekli Başbakanımızı ziyarete gittiklerimizde bunları konuşuyoruz. Tabii yarın çok önemli. Yarın Sayın önemli. Başbakanımızın Van'a teşrif etmeleri ve hakikaten ayın 20'si Van adına çok önemli bir gün olacak. Van'ın özellikle o meydanda, o Beşyol Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten bilge insanı olan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'yu bu mekanda görüp ve özellikle Profesör Doktor Beşir Atalay birinci sıra milletvekili adayımız ve tüm buradaki milletvekili aday ve vekillerimizle birlikte inşallah tüm Vanlıların talep ve dileklerini, başta insanlarımızın yaşamış olduğu deprem sonrası sıkıntılar, işte bir Kapıköy durumu, bütün bunlarla ilgili hepsini bir bir Sayın Başbakanımız inşallah güzel müjdelerle, güzel Van'ımıza özel seçim beyannamesinde aldıkları güzel haberlerle Allah'ın izniyle Sayın Başbakanımız Van'larla buluşacak. Onun için tüm Tutku FM dinleyicilerini biz başımız gözümüz üzerinde meydanda görmek isteriz. Onlarla ilgili Sayın Başbakanımıza eşlik etmelerini, hakikaten Van'a sahip çıkan bir lider olan Ahmet Davutoğlu'nu burada karşılayıp en güzel şekilde uğurlamak inşallah tüm Kadirşinas Van'ların görevi olsa gerek. Çok merak ettiğim bir soru. Şimdi AK Parti belediye başkanısınız, AK Parti'den seçilen bir belediye başkanısınız ve başbakan geliyor. Şimdi herkeste bir heyecan oluyor. Siz belediye başkanı olarak sizde oluşan heyecan ne? Yani başbakan geldiğinde bir şey mi isteyeceksiniz, bir şey mi anlatacaksınız? Yani planınız ne orada? Şimdi hakikaten Sayın Başbakanımızın Van'a gelişi, malumunuz bu 1 Kasım seçimlerinde bütün illere gidilmiyor. Evet, gidilmesi de yetişemez, mümkün değil. Öyle bir kampanya süreci, dar bir süreç. Hakikaten Van'ı tercih etmeleri Van adına, Vanlı adına biz bunu çok büyük bir değer olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, yani evet, sıradan bir genel başkan değil. Ve normal bir partinin de bir başbakanı, bir genel başkanı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek seçim hükümeti olsun, gerekse önceki hükümetlerde hakikaten başarılı hizmetler sunmuş bir bilge insanın,
burada bulunması bizleri heyecanlandırıyor. Tüm belediye çalışanlarımız olarak elbette bizler de bir yıllık faaliyetlerimizi kendilerine briefing olarak sunup, çünkü neticede bizim de buraya geldiğimizde sadece bir belediyenin Salih Bey bütçesiyle siz burada hizmet yapamazsınız. Yapamazsınız. Sizin muhakkak projeler yapıp sürekli Avrupa fonlarından, sürekli bakanlıklar fonlarından ve sürekli yeni bu işlerle ilgili ajanslardan destek almanız lazım gerekiyor. Ve bunun için de bunu insanlara özellikle anlatabilmek adına, ki bunu mega projeler dediğimiz Van'ı Van yapacak büyük projeleri de elbette Türkiye'nin başında olan ve Türkiye Başbakanı'nın özellikle bu iş çok önemlidir dediği andan itibaren işlerimizin çok daha rahat gideceğini bildiğimizden dolayı bizler de projelerimizi hazırlıyoruz ve her defasında sunduğumuzda hamdolsun çok güzel neticeler alıyoruz. Mesela evet. Bunlardan biri geçen Van'a teşriflerinde, malumunuz Tuşba Belediyesi kurulduktan sonra kendi binası, kendi yeri yoktu. Evet. Bizler bir belediyenin hizmet sunabilmesi için Salih Bey en önemlisi bir hizmet binanızın olmasıdır. Evet. O zaman Sayın Başbakanımıza dedik ki evet, yeni bir ilçe kuruldu, yeni büyük şehir olduk. Ancak bu şekilde yeni büyük şehirlere, yeni büyük ilçelere kesinlikle bizlerin hizmet sunabilmemiz için, insanlarımız en güzel hizmeti yapabilmemiz için hizmet binalarımızı bizim kurmamız lazım ve onun içine bir yer olması lazım. Ve hakikaten bu memlekette çok önemli bir yer olan ve Tuşba'nın da inşallah merkezi olabilecek et süt kurumu, eskiden et balık kurumu dediğimiz yer, evet, hamdolsun Tuşba Belediyesi'ne geçti. Ve biz burayı Allah'ın izniyle... Et balığın olduğu alan. Evet, et balık kurumu malumunuz depremden sonra çok ciddi hasar gördü. Ve şu anda inşallah Alaköy yolunda yeni et balık kurumumuzun yapılmasıyla ilgili de biz gayret sarf ediyoruz. Sanki kendi binamız, sanki kendi hizmet binamız yapılacak gibi et ve süt kurumu içinde kardeş kurum olduk neticede, biliyorsunuz. Yerlerini bizlere Allah razı olsun bu şekilde belediyemize kazandırdık. Bu çok önemli bir çalışmadır. Yani evet, hangi belediye başkanı olursa olsun kesinlikle kurumlarda küs olmaması lazım. Tabii çünkü ki siz şehri eminsiniz. Tabii siz ki insanların bütün talep ve dileklerini, evet, insanlar üzerinde, tüm hükümette, hatta Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde siz destekleri almanız gerekir. Onun için ve biz Sayın Başbakanımızın bu gelişinde inanıyoruz ki Van'a çok güzel dönüşleriyle, Van'a çok güzel katkılarıyla Van için çok güzel sonuçlar alabileceğimiz bir alan olacak. Onun evet için havaalanında karşıladığımızdan ve misafir ettiğimiz süreç içerisinden uğurlayana kadar sürekli Sayın Başbakanımıza, sürekli bakanlarımıza Van'ın sorunlarını, Van için önemli projeleri, Van'ın değerlerini anlatıyoruz ki hakikaten Başbakanımız, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız bir yılda uzun süre içerisinde en az 3-4 evet kez Sayın Bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte uzun süre Van'ı ziyaret ettiler. Ve inşallah Van'ın bu değerini biz tekrar Türkiye çapında hak ettiği yere ulaştıracağız. Onun için tekrar tüm Tutku FM dinleyicilerinin inşallah yarın saat 13'te 5 yol meydanında Sayın Başbakanımızı karşılamak, o mitinge kendilerini davet ediyoruz. İnşallah Başbakanımızın güzel müjdeleriyle hep beraber müşerref olacağız. Evet, bu yıl bu seçimde özellikle AK Parti yeni vaatler de geliyor. Aynen. Yani yeni vaatler de geliyor. O zaman Van'da Vanlılar kendilerine özel bir beklenti içerisine girsin mi? Tabii, yani hakikaten seçim öyle. Biz daha önceleri Salih Bey her defasında konuştuğumuzda, mesela 7 Haziran öncesinde Sayın Başbakanımızla, evet, Sayın Bakanlarımızla konuştuğumuzda hep şu söyleniyordu. Biz zaten yapıyoruz. Evet. Yaptığımızı söylemek ve yapılanları insanlara göstermek bizim en büyük hakikaten siyasi anlayışımız. Şimdi bazıları gibi vaat etmek, yani vaat ile ilgili biliyorsunuz eskilerden insanlar vaat edip ondan sonra seçimden sonra tamamen unutuyorlardı. Ancak evet, Sayın Başbakanımızın özellikle bizim seçim beyannamesini Ankara'da açıkladıklarında bizler bizzat o salondaydık. Her bir açıklanan beyanname Türkiye'yi hakikaten değil dünyada, yani insanların yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarabilecek olan bir beyannameydi. İnşallah bu 1 Kasım'da tüm Türkiye'deki halklar, tüm insanlarımız şunu diyecek. Bizim geleceğimiz için doğumdan, çocukluktan, eğitim sürecinden, işte gençlikten ve özellikle ihtiyarlıktan ta ölüme kadar olan bütün basamaklarda, emekliye kadar olan bütün basamaklarda hakikaten düşünülmüş ve özellikle insanlarımıza hak ettiği değeri fazlasıyla verebilecek bir beyanname ve reel
gerçek uygulanabilir. Yani dört ayağıyla yere basar bir program. İnşallah biz bunu Türkiye'mizde insanlarımıza, Sayın Başbakanımızın başbakanlığında ve özellikle güçlü bir tek başına bir iktidar. Sahip evet. Bey, en büyük sıkıntımız bu. Koalisyonlar malumunuz krizlerle dolu. Yani Türkiye koalisyonlar ile yönetilemiyor. Onun için inanıyoruz ki tüm kesimler, özellikle bu bölgede şu anda bizi dinleyen gerek HDP, gerek MHP, CHP seçmeni kardeşlerimiz olabilir, gerek ise diğer partilerde olsun, sadece evet. memleketin geleceği adına, Türkiye'nin tek başına iktidarı adına, güzel bir gelecek adına memleketimizin inşallah bir kısmı daha güzel değerlenecekle inanıyorum. Çalışmalarınıza geçeceğim ama ondan önceki son sorum da şu olsun. Bu seçimde Van özelinde daha böyle aktif çalışma olduğunu görüyorum. Yani bir önceki seçimlere kıyasla. Bunda Beşiri Bey'in katkısı mı var, yoksa AK Parti bir önceki yaşadığı olumsuz tecrübenin acısını mı çıkarmaya çalışıyor? Kesinlikle her ikisi de etkili. Sayın Beşir hocamızın Van'da aday olması gerçekten bir güç, bir enerji kattı. Elbette insanlar geçmişte yapılan eksikleri, hatalarını da görüyor. Evet. Biz insan olarak bunu da tekmin etmezsek, onun yerine daha büyük çalışmalar gerçekleşmez. O zaman biz dünü okumamış olabiliriz. Evet. Onun için özellikle Sayın Beşir Atalay'ın gelmesi ve özellikle yine de Van'a verilen değeri gösterebilmek adına biz bu seçimde çok sahada görüyoruz. Gözle görülür bir fark görünüyor şu anda. Ve özellikle yolların sabah geldiğimizde her tarafın, özellikle gençlik kolları tarafında süslenip özellikle hazırlanması, Sayın Başbakanımızın alana getirilip gelene kadar ve tüm güzergahta bir bayram havası yaşandığını görmemiz bizleri hakikaten mutlu ediyor. Salih Bey, buyurun. Biz şuna inanıyoruz, yani seçim bir yarıştır. Evet. Demokratik bir yarıştır. Onun için tüm partilerimizin, özellikle burada etkin olan iki partimiz olan hem AK Parti'nin hem HDP'nin bir yarışı, demokratik bir yarış havası içerisinde geçirmeleri, bir şölen havası içerisinde geçirmeleri bizim en büyük dileğimizdir. Evet. İnanıyoruz ki bu güzel şölende kazanan demokrasi olacaktır, kazanan Van halkı olacaktır ve yine kazanan, inanın, geleceğimiz olacaktır, gençliğimiz olacaktır. Evet, zaten burada geleceğimize, gençliğimize yatırım yapıyorsunuz. Dediğiniz ya, gençliğimiz, dün kampüsteydim. Bütün alanı stikerlerle öyle bir donatmışlar ki yani dün gerçekten bunu söyledim. Hakikaten tebrik ederim, bu gençliği çok iyi çalışmışlar. Evet. Şeye gelelim, yavaş yavaş size gelelim. Fevzi Bey, şimdi her ne kadar bölge için şu dense de, ya bölge işte hizmet çok önemsemiyor değil. Yani evet, alınan sonuçlara baktığınızda hizmetin biraz daha az önemsendiğini belirtmekle birlikte diğer olumsuzlukları da göz ardı etmememiz gerekir. Ama hizmet burada çok önemli. Şimdi sizin yaptığınız işler ve Sinan Bey'in yaptığı işler, diyorsunuz ki yani söze değil bakın kardeşim, İşe yaptık. İşe bakın. Evet. Yani söze değil işe bakın. Ve yaptığınız başarı çalışmalar da AK Parti'nin hanesine olumlu olarak yansıyacak. Ve sık sık bize basın büronuzdan haberler düşüyor. Biz tabiri caizse artık, yani ya tuşbadan artık haber gelmesin diyecek düzeye geldik. Çünkü yaptığınız çalışmaları haberleştiriyorsunuz haklı olarak. Bu kadar güzel çalışmaların halktaki karşılığı ne? Kesinlikle bu çok önemli. Salih Bey, biz ilk yola çıktığımızda dedik ki biz halkın gönlüne dokunacağız. Evet. Biz hizmetlerle halkımızın taleplerini yerinden tespit ediyor ve her cuma yaptığımız halk günleriyle halkımızla bilgilerimizi paylaşıyor, değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve her süreçte, yani sadece seçimden seçime değil. Evet. Biz her daim bütün köylerimizi, başta belediye başkanı, başkan yardımcılarımız ve özellikle meclis üyelerimiz, özellikle birim müdürlerimiz ve çalışanlarımız. Evet. Sürekli biz 10 büyük mahalle ve 57 köy statüsündeki yeni mahallelerimize sürekli muhtarlarımızla, oradaki bütün sakinlerimizle hemhal oluyoruz. Evet. Ve sorunları tespit eder etmez de programı alıyoruz. Programı aldığımızda en büyük, en önemli sıkıntıyı tespit ettikten sonra dedik ki bizim en büyük ihtiyaç duyduğumuz şey mahallelerimizde, Salih Bey, bizim insanlarımız hakikaten bugüne kadar dedik ya, belediyecilik namına bir işlem yapılmamış. Evet. Yani belediyecilik bir İstanbul, bir Ankara'ya, bir Antalya'ya göre, bir Konya'ya göre bir 40-50 yıl gerideydi. Ve biz bu 40-50 yılı kapatmaya çalışıyoruz. Bakın 19 aydır görevdeyiz. 19 evet. aylık süreç içerisinde bizim yaptığımız şey, inanır mısınız, 16 yıla sığabilecek hizmetler.
Nedir bunlar? En büyük sıkıntı mahallelerimizde asfalt problemi var. Evet. Fen işlerimize biz hemen dedik ki imar müdürlüğümüzle birlikte insanlarımızı bilgilendirin. Arkadaşlar gelsinler yolların terkilerinde bulunsunlar. İfrazda bulunsunlar. Biz bu yollarımızı hemen ilk etapta açalım ve bu yollarımızı asfalt programına alalım. Bakın inanır mısınız? Şu anda asfalt yaptığımız tüm mahallelerimizde 10 büyük mahalleden hepsinden A'dan Z'ye kadar bütün mahallelerimizden diyebiliriz ki %70'i yeni terkin veriyor. Yani düşünün orada bir yol var. Vatandaş bu yolu uzun süredir kullanmış fakat gelip ifrazda bulunmamış. Evet. Takdir edersiniz ki belediyelerde hizmet yapabilmeleri için vatandaşın buraya yolu ilgili belediyeye kesinlikle vermesi gerekir ki hizmeti zamanda ulaştıralım. İnsanlarımız bu bilince ulaştı hamdolsun. Asfalt olarak girdiğimiz yerlerde mesela şu anda Şemsi Bey Mahallesi'ndeyiz. Evet. Şemsi Bey Mahallesi'nde bazı sokaklarda vatandaşlarımız finişerin başına gidiyor. Diyor ki ya başkanım bu sokağı da yapalım. Bakın diyoruz ki biz size daha önce söyledik. Program almadığı muhtarla orada sakinlerimizle sahada geziyoruz sokak sokak. Ve bu kardeşiniz olarak hiçbir daim yerinde değil yani büroda oturan biri değil. Sürekli sahadayız. Bazen arkadaşlar belediye geliyorlar. Bizi diyorlar ki başkanım sizi bulamıyoruz. Çünkü diyorum ben sahadayım. Evet. Belediye başkanı oturmaz. Belediye başkanı sürekli sabah 6-7'de kalkar. En geç gider sahada çalışır ve 11'den 12'den erken de evine gitmez. Derdi olan insan, sorunu olan insanlar bunlar. Ve bizler de hamdolsun ekibimizle, insanlarımızla ilk etapta tespit ettiğimiz en büyük sorun asfalt problemiydi merkezde. Ve bu merkez mahallelerimizin imar durumunda problemi olmayan evet. ve altyapısı hazır olan ve yarın öbür gün vaz giden ve Vandaş'tan tekrar doğalgaz ve su kanalizasyonlar için kazı yapılmayacak olan alanlarla ilgili bizler çok mükemmel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızla insanlarımızın beklentileri asfalt ve özellikle yaptığımız faaliyetlerimizin her birini ulaştırabileceğimiz yerlerde insanlar şunu gördü. Evet biz kesinlikle ve kesinlikle bu asfaltın bu ihtiyaç duyulan yapıların, yerlerin insanlarımızı yaşanır bir hale getirelim diye gayretleri has safhada ve en üst düzeyde. Evet efendim. Ve akabinde biz şunu gerçekleştirdik Salih Bey. Köylerimize kilit parke uygulamaları. Kilit parke uygulamalarıyla hakikaten insanlarımızın daha önce sadece İstanbul Beyoğlu'nda ya da diyelim ki Ankara'daki Kızılay'da görmüş oldukları bu uygulamaları biz şu anda bütün köylerimize yapıyoruz. Ve bu köylerimizde de gerçekleştirirken yine mesela bazı köylerimiz diyelim ki Pirgarip. Pirgarip mahalle muhtarıyla konuşuyoruz. Muhtarım biz sizin köyünüze kilit parke yapacağız. Sizin köyünüzle ilgili siz ilgili yerlerle görüşün. Hani su, kanalizasyon ya da altyapıyla ilgili bir çalışma ileride gerçekleşecekse VASKİ'ye müracaat edin. Evet. VASKİ'de eğer 3-4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmayacaksa biz kesinlikle hemen sizin o alanın kilit parkesini gerçekleştirelim. Ve bu şekilde mahallelerimizle görüştük ve nitekim hamdolsun kusursuz bir şekilde ve tüm vanları, tüm tuş balları bizim mesela kilit parke uygulaması gerçekleştirdiğimiz başta sahil mahallelerimiz olmak üzere evet. onları gezmeye, ziyaret etmeye davet ediyorum. Ve belediyeciliğin insanlarımızın yıllardır beklediği ve tabi caizse kendilerinin deyişiyle hayaldi ama gerçek oldu dedikleri hizmetlerimizi bir bir görsünler. Evet. Ve biz bunları yaptıktan sonra da öyle bırakmıyoruz. Hemen park bahçelerimizle diyoruz ki arkadaşlar burada kamelyalar, banklar ve özellikle çocuklarımız için oyun grupları burayla ilgili bunları donatıyoruz. Ve bunlarla ilgili de sonuna kadar halkımızla bir aradayız ve birlikte çalışıyoruz. Şimdi dediniz ki biz 16 yıllık bir çalışma yapıyoruz. 19 ay içerisinde. Evet. Özellikle bunu vurguladınız. Yani peki bu kentin özellikle Tuşba'yı konuşalım. Van'a daha sonra döneceğiz. Tuşba'nın daha kaç yıllık iş yapımına ihtiyacı var? Evet. Biz her bir yılda inanıyoruz ki en az 10 yılı sıçtırıyoruz. Bakın burada şehir merkezine çok uzak değil. Hemen evet. bir Akköprü mahallemiz, hemen bir istasyon mahallemiz 5 yola 3-4 kilometre. Oralarda bile köstebek yuvası ve halen stabilize olan, bakın Van şu anda büyük şehir oldu. Evet. Maalesef halen büyük köy gibi. Ve biz buralardaki yollarımızın her birini asfaltlayıp insanlarımızın bir İstanbul, Ankara dediğim gibi Konya, Kayseri gibi evet. bir şehire dönüşebilmesi için bir defa altyapısının bitmesi lazım. Maalesef şu anda gerek doğalgaz ve gerekse de kanalizasyon ve su işleri
ve yağmur suları ile ilgili Van'da dört dörtlük denebilecek bir çalışma yok. Olmayınca da bizim hızımız kesiliyor. Yani bizim şu anda yapacağımız bu 19 aylık 16 yılı kapattık ya. Evet. Biz bir yıl içerisinde tekrar bir 19-16 yılı kapatabilmemiz için önümüzdeki var olan en büyük engel altyapısının tamamlanmaması, bir şehir önümüzde durması. Evet. İmarı tamamlanmamış, imarı eksik olan bir yapının olmasıdır. Eğer bunlar daha önce bize hazır olsaydı inanın bir yılda siz 20 yıllık hizmeti getirebilirdiniz. Neden? Proje yapacaksınız, insanların taleplerini alacaksınız, ihtiyaçlar doğrultusunda en acil olanları gerçekleştireceksiniz. Çünkü bunları yaptığınız andan itibaren de elinize hazır saha olacak. Bakın evet. Salih Bey, biz ilk başladığımızda dedik ki parklar, insanların yeşil alanlar bir şehrin akciğerleridir. Evet. Biz bu şehri akciğer kazandıralım, nefes alsın. Ve inanın aradık, park yapabileceğimiz bir yer bulamadık. Neden bulamadık? Çünkü böyle bir planlama yok. Çünkü böyle bir şehir yapısı oluşturulmamış. Ve biz şimdi Allah'ın izniyle bir revize planla, bir imar planıyla Allah'ın izniyle hem yeşil alan oluşturuyoruz, hem insanlarımızın özellikle 18. maddede çok sıkıntı yaşayan, çok problem gören, başta Beyüzmün Mahallesi olmak üzere, Şahbağ Mahallesi'ndeki yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere problem yaşayan ve hali hazırı göz önünde bulundurmadan ve şehir gelişmesi anlamında bir kent yapısı, bir dokusu oluşturabilmek adına bir revize plana başladık. Evet. İmarla ilgili çok ciddi sorular var. Evet. Yani neden bu kadar işte kötü falan olduğunu söyleyenler de var. Evet. Bahsettiğiniz mahallelerin şöyle bir sorunu da var. Çok daracık duracık sokakları var. Aynen. Onları nasıl açacaksınız? Halkı nasıl ikna edeceksiniz? Ve imar şimdi takır takır işiyor mu? Yani şimdi Duşba'da biri binasını dikmek istediğinde bir sorunu yaşıyor mu? Evet. Şimdi bizim için en önemlisi insanlarımızın dediğimiz gibi belli bir mimariye, yapıya uygun olacak şekilde gelip dese ki ben imarımı gerçekleştireceğim, İşte burada şurada binamı kuracağım dediği andan itibaren öncelikle şunun mevcut hali hazırdaki imar verilerine, bizim İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir yıllık bir performansla ilgili şöyle bir bilgi vereyim insanlarımıza. Bizim 2014 yılında, yani evet, seçimden işte 30 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle kabul edersek 2014'te, evet, 2014 yılın 30-12-2014'e kadar 29 adet mesle sunulan imar tadilat dosyaları mevcut olmuş. Evet. Ve verilen resmi imar durum belgesi 104 adet ve encümene havale edilen ifraz dosyası 45 adet. Şimdi buraya dikkat ederseniz bizim bu bölgede insanlarımızın konuya olan hassasiyeti, yani ben burada şunu yapacağım, iş yeri oluşturacağım dediğinde, evet, mevcut olan elimizdeki veriler bunlar. Bir de verilen yapı ruhsatına baktığımızda 2014 yılında 27 adet ve verilen yapı kullanım izinleri 34 adet. 2015 yılının ocağından bugüne kadar olan, evet, meclise sunulan imar tadilat dosyaları 44, verilen resmi imar durum belgeleri 224, dikkat ederseniz bakın 104'ten 224'e arttı. Encümene havale edilen ifraz dosyası 45 adetti, onlar da 217'ye, ha neden? Çalışan bir belediye, bir imar müdürlüğü oldu ve hemen akabinde yine verilen yapı ruhsatı, bu kez yapılarla ilgili mevcut şartlardan dolayı 32 adet ve 2015'te verilen kullanım izni 11. Şimdi bizler dedik ki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bir belediyenin kesinlikle bir kozmik odası ve bir belediyenin en önemli birimidir. Çünkü bütün birimler, bütün kurumlar, bütün diğer kamu kurumlarıyla da birlikte siz bu kurum üzerinde hareket edersiniz. Evet. Ve biz dedik ki burada hemen bir revize plan gerçekleştirelim ve bu revize planla bir demin dediğiniz sorun çok daracık olan, insanların bir araçla dahi giremeyecekleri o sokakların mevcut yaşanabilir. En azından bir tırın, en azından bir itfaiye aracının, tabii ki, ve en azından bir ambulansın çok rahat girip çıkabileceği bir alan oluşturabilmek adına arkadaşlarımız çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdiler. İnşallah bir 3 aylık süre içerisinde bunu Van'ımıza kazandıracağız. Çünkü bir şehrin kimliği olması lazım Salih Bey. Evet. Kimlik oluşturabilmek de başta imarla gelir.
ve bir mimari yapı, bir mimari doku oluşturması lazım ve hamdolsun biz bunun Tuşbala temelini attık. Yani kimlik kazandıralım derken Van evlerini de aynı perspektifle mi değerlendiriyorsunuz? Çok önemli. Gerçekten Salih Bey, bizim Van'ımıza geçmişin dokusunu tamamen silmeye çalışan bir zihniyetimiz var maalesef. Ama biz dedik ki yarın öbür gün bu memlekette yaşanır hale getirebilmemiz için bir Van evleri projesi gerçekleştirdik. Evet. Bu Van evleri projemiz geleneksel Van evlerinde şu anda gerek bulunduğu yer itibariyle ve gerekse de özellikle Van evlerinin topluma, özellikle evet, Türkiye'ye ve dünyaya bir Van'ın tabiri caizse en önemli göstergesi, evet, olacak şekilde güzel bir simge oluşturabilecek şekilde ve kentin arması olabilecek güzellikte bir 4 güzel Van evi oluşturuyoruz. İnşallah tüm basın arkadaşlarımızı, sizleri, tüm yetkililerimizi orada bir kahvaltıya davet edeceğiz inşallah. İnşallah. Van evlerinin özelliği şu. Yani bu bölgemizde biz geçmişimizin bağlarını koparmıyoruz. Evet. Gelecekle ilgili evet modern şehirler oluşturuyoruz. Ancak Van evleri de bölgemizde özellikle yurt içinde ve yurt dışında bölgemizi ve şehrimizi ziyaret edecek önemli bir ziyaret alanı olacaktır. Ve bizler aynı Harput evleri gibi, evet, ve bu konuyla ilgili bölgemizin birçok değerini orada yaşatabileceğimiz önemli bir merkez olacak. Çünkü aynı zamanda bir seyir terası burası. Seyir terası alanı olduğundan dolayı da insanlarımız geldiği andan itibaren çok güzel ve kainatta baktığı andan itibaren başta Van Denizi'ne, evet, Van Kalesi'ne, bütün şehri ayaklar altında görecek bir alandır. Halkımızı davet edeceğiz. O da inşallah bir aylık süresi kaldı. İnşallah mevsim şartları uygun olursa üst kapatma şekline gelecek. İki katlı bu Van evlerini hepimiz ziyaret edeceğiz inşallah. Yani bunu turizme mi kazandıracaksınız yoksa orada kira mı verecek, kullanılacak mı? Tabii orası ölü durumda olmayacak. Orası, evet, sürekli belki bir biriminde Van kahvaltısı, yerel yemekler, savatçılık, yani bölgemizin önemli değerlerini orada yaşatacağız. Ya da halı kilim gibi. Yani sosyal belediyecilik çalışması. Tabii olacak. Orada boş durmayacak. Yani o evleri yapıp oradaki sadece müze gibi değil. Değil. Yani faaliyet aktif halde olacak. Yaşanılır bir hal. Yani oradaki kültürümüzü, geleneğimizi ve insanlarımız burada yaşayacaklar. Yani dışarıda bakıp müze gibi değil. Her noktasını, her metrekaresini kullanacağız inşallah. Evet. Van evlerinin öyle bir özelliği olacak. İnşallah Van'ımıza kazandırabileceğimiz önemli bir ulusal düzeyde bir proje bu inşallah. Yani ulusal düzeyde bir proje. Evet. Sorularla karıştırarak soruyorum. Şimdi Beşir Bey'in Van'a gelmesi, sizin çalışmanız, yakınlığınız, Beşir Bey'in hükümet üzerindeki etkinliği. Bunu Van'a artı pozitif değer olarak dönüştürme çalışmanız, projeniz var mı? Bir de soru var. İkinci soru da bu olsun. Fevzi Bey'in başbakanından özellikle Van için istediği özel bir şey var mı? Diyorlar. Var. Kesinlikle. Çok güzel. Biz halkımızdan da bunları alırız. Yani şu anda onlar hem önemli gördükleri varsa onlar da bize şimdi yazabilirler. Evet. Van için önemli gördükleri. Yani şunlar söyleniyor. Çok özür dilerim. Araya çok girmek istemiyorum ama mesela terkin söyleniyor. Evler için söyleniyor. Evet. Birazdan şeyi de soracağım. Kalecik'teki evleri de soracağım. Tokyo'yu de soracağım. Evet. Bunlarla ilgili böyle bir beklenti oluşturulmuş şu anda. Bizim taleplerimiz şunlar. Özellikle biz Salih Bey sürekli dediğim gibi halkın içerisindeyiz. Evet. Halkımızla konuşurken biz diyoruz ki Sayın Beşir Atalay'ın burada olması, çünkü uzun dönem başbakan yardımcılığı yaptı. Partimizin kuruluşuna bugüne kadar hakikaten önemli yerde. Evet. Ve Van'da bulunması da Van adına, gelecek adına da önemli projeleri birlikte yürütebileceğimiz çok kıymetli bir hocamız. İnşallah Sayın Bakanımız nasip olursa Van'da bu seçilmesi durumunda inanıyoruz ki hep birlikte Van'a çok güzel şeyler kazandıracağız. Şimdi halkımız bize ne talep ediyor? Yani biz, evet, köyleri, mahalleleri gezerken insanlarımız aynen hep dediğiniz gibi bir, bu kapı köyün bir an önce açılması. Evet. Biz bunu açılması ile ilgili her zaman diyoruz. Açılacak. Bununla ilgili inşallah Sayın Bakanımız müjdesini verdi. Nasip olursa yakın zamanda. Açıklama yaptım. Evet. Basın açıklamasında sizler de duyurdunuz. Bu bir Beşir Atalay'ın farkıdır. Açık söyleyeyim. Yani bunun Van'a önemli bir katkısı olan, başta sanayisine tutunuz, bütün alanda, o bölgede malumunuz biliyorsunuz 11 kardeşimiz kaçırılmıştı ve bu o kapı ondan dolayı kapandı. Evet. Yani durup dururken kapanmadı. Ha, kapanan bu kapıyı da bakın biz tekrar açtık. İnşallah tekrar orada bir ciddi sıkıntı yaşanmaz. Vanlı ve bu kapının gece gündüz açılması için her noktaya beyanat veren, başta STK başkanları olmak üzere, sivil toplum örgütleri başkanı olanlar şunu çok hassas davranmaları lazım.
Madem böyle bir kapı açılması için her gün gazetelere, televizyonlara beyanat vereceksiniz ama açıldığı zaman da tekrar bunun kapanmaması için gayret sarf edeceksiniz. Tabii ki. Siz bunu yapmazsanız o zaman sivil toplum örgütleri sadece şey düştüğü andan itibaren tavak kapak yere düştüğü andan itibaren kaldırmakla uğraşmayacak. Duran kapağın en güzel şekilde insanlara bakın bu mükemmel halde devam ediyor. Bu çalışmaya bizler teşvik etmemiz lazım. Bu tip olaylarda da engel olanların yanına değil karşısına durmak lazım. Karşısında durmak bu gerekiyor. STK temsilcilerin buna dikkat etmesi çok lazım. Çok kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii. Çok kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Cennetin suyu dolayı akar. Muhannetin suyu dolayı akar. Değdi yerine. Dünya Türkiye Van gündeminden güncel haberler haber vitrininde. Haber vitrini hafta içi her gün Fütkü Efendi. Hafta içi her gün bu saatlerde buradayız. Konuklarımızla birlikte konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Tuşbah Belediye Başkanı Sayın Fevzi Özgökçe ile devam ediyorduk. Çok kısa bir ara verdik. Başkanım şimdi sorular geliyor. Bizim sorularımız var. Sizin çalışmalarınız vardı. Şimdi soruları biraz geriye çekiyorum ben. Yaptığınız çalışmaları konuşuyorduk, parkları konuşuyorduk. Van'da özellikle park sorunu çok fazla. Biz bunu Tuşba'da açtık mı? Ya da Tuşba'da kaç parkımız var? Daha kaç park gelecek? Projelerde neler var? Çok teşekkür ederiz Salih Bey. Hakikaten Van'ımızın dedim ya en büyük sorunu park sorunları. Evet. Ve biz de gelir gelmez mevcut park alanlarımızı tespit ettikten sonra ve özellikle daha öncesinde park alanı gibi görünüp İnsanlarımızın gidip içerisine oturamadığı birçok alanı evet. yeniden tadilat etmek zorunda kaldık. Ve 9 park alanımızın tadilatı şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Ve yeniden parklarımız nelerdir biz onları bir halkımıza duyurmak istiyoruz. Buyurun. Dedik ki en önemli parkımız bir adet parkımız şu anda özellikle bu seyir terası dediğimiz Kalecik'te geleneksel Van evlerinin çevresinde oluşturuyoruz. Evet. Ve inşallah önümüzdeki bahar İnsanlarımız orada o güzel alanda oturup ailesiyle birlikte çayını, semaverini ve özellikle yemeğini yiyebilecek. İkinci önemli bir projemiz artık benim de bir parkım var projesiyle. Evet. 23 mahallemiz. 23 ve, mahalle. Evet. Bu mahallelerimizde her birinin isimlerini çok fazla okumayayım birer birer.
Ve burada yaklaşık 500 bin TL'ye denk gelecek şekilde Türk Standartlar Enstitüsü'nün standartlarında TSE garantisinde SODES destekli SODES. Bir proje kapsamında biz çocuk oyun gruplarımızı mahallelerimize kazandırdık. Bu çocuk oyun gruplarımızla, bu parklarımızla öncelikle bir zemin ağı hazırlığı yaptık ve bütün ana sınıfı olan okullarımıza dedik ki bizler sizlere bu çocuk oyun grubunu kazandıracağız. Artı bundan özür dilerim devam edin de çok evet. Kısa sorayım. Bu çocuk oyun grupları içerisinde ne tür sosyal aktiviteler var? Bu çocuk oyun grupları parça olarak bir özellikle oyun gruplarına gezdiğinizde görebileceğimiz kule tipler. Evet, kule. Ve özellikle etrafında salıncaklarından özellikle zıpzıpından ve özellikle çocuklar geldiğinde en çok kullandıkları kayıncaklar ve değişik aparatlarıyla birlikte daha çok oyun endeksli. Oyun endeksli. Oyun çünkü endeksli. Çocuklarımızın enerjilerini evet. Atmaları gerekir sadece. Oyun endeksli. Ve bu oyun gruplarımızın hemen yanı başına banklar ve kamelyalar bıraktık ve başta okullarımız ve önemli mahallelerimizde biz bu açığı kapattık. Evet. Hemen Tuşba sahil hattını yeniden yapılandırması projemiz var. Bu çok önemli bir proje. Kalkınma Ajansı'nda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda ve biz bu fizibilite raporunu gerçekleştirdik. Fizibilite raporumuz tamamlandı. İnşallah bugüne kadar Salih Bey bir sahil kenti olan Vanlılar sırtını Van Denizi'ne dönmüştü. Evet. İnşallah bundan sonra yüzünü dönecek. Yüzünü dönecek. Her zaman bunu diyorduk. Artık Van Gölü'ne sırtımızı çevirmeyeceğiz. Van Gölü'ne yüzümüzü çevireceğiz dedik. Ve inşallah İskele'den başlayarak Allah nasip ederse üniversiteye kadar ve akabinden üniversiteden Bardakçı mahallemizden Karasu, Karasu'dan evet. devam ederek Çitören ve orada Çarpan'a kadar çok güzel bir sahil bandı etap etap projelerimiz var. Birinci etaba başladık. Yaklaşık 7 milyonluk güzel bir proje. Hemen bu projeyle Allah nasip ederse İskele'de artık hepimiz yüzümüzü çevireceğiz buraya. Nedir orada, neler var? Van'ın en çok özlemiş olduğu bir çok amaçlı kongre salonu. İskele'de. Konferans salonu İskele'de. Ve burada inşallah projesini gösterimiz olsaydı, televizyonunuz olsaydı sizden de onu bekliyoruz. Olsun, i̇nşallah olsun. Sizin gibi hakikaten memlekete hizmet eden Tutku Radyo'nun güzel bir televizyonu olması i̇nşallah. İnsanımıza görseli de gösterebilirdik. İnşallah. İnşallah çok mükemmel bir sahil bandı oluşturmuşuz. Çocuklarımız, ailelerimiz geldiklerinde sporuyla, sportif alanlarıyla, yeşil alanlarıyla ve su gösterileriyle İnanın bir Avrupa'yı bir batıyı aratmayacak mükemmellikte bir güzel çalışma gerçekleştirdi arkadaşlarımız park bahçelerde. İnşallah onun da nasip olursa bir temenni atacağız. Evet. Biz yer tedariği ile ilgili malumunuz dedik ya en büyük sıkıntımız yer. Yani yer olsa her tarafı park yapacağız. Yerimiz yok. Evet. Demin Çitören'den bahsettiniz. Çitören Kampüs İskele arasındaki evet. o bant hakikaten denizin güzelliği anlamında çok bakir alanlar. Çok mükemmel. Bunu kaç yılda tamamlamayı planlıyorsunuz? Salih Bey bu tamamen bütçeyle orantılı malumunuz. Şimdi biz birinci etabı 7 milyonluk dediğimiz gibi bir bütçeyle hemen inşallah bu yıl başlayıp 2016'da tamamlama. İkinci etabına yine bir bütçe ayırıp ona göre tamamlayıp ha bütçe ekstradan bulursak farklı kamu kurumlarından, farklı ajanslardan, Avrupa fonlarından bir yerlerde bulduğumuzda inşallah bunu kısaltabiliriz. Ama bütçeyle birlikte oraların özellikle mevcut imar durumları, mevcut kamulaştırma durumları evet. bütün bunlara da bakıp işimizi hızlandırıyoruz. Tabii hedefimiz bizim en az önümüzdeki tekrar yerel seçimlere kadar bu alanın büyük bir kısmını bitirebilmek. Bitirebilmek. Tabii bitirebilmek adına da etap etap devam ediyoruz. İnşallah bu etabımızla insanlarımız bir nefes alacak. İkinci bir etaba geldiklerinde daha da ciddi bir destek alacağız daha inşallah. Daha ciddi bir destek. Buyurun hemen efendim. Orman İşletme Şefliğinin Sıkıya Göreti çevresinde biz Aköprü mahallemizin 118 Pafta'da yaklaşık 112 metrekare, 112 bin metrekarelik alanda biz dedik ki Kalkınma Bakanlığı'na bir proje sunalım. Ve burada da her zaman dile getirdiğimiz bir seyir terası yine. Çünkü Toprak Kale'yi biz değerlendirmedik. Evet. Bakın Van Gölü nasıl çöplük hane getirdiysek Toprak Kale ve çevresini hep çöplük hane getirmişiz. Ama biz diyoruz ki biz çöplükten gül çıkaracağız. Çöplükten gül üreteceğiz diyoruz. İnşallah orada da güzel bir seyir terasımız olacak. Hemen bu Sıkya Toki'lerin özellikle evet. Toprak Kale'nin yamacındaki Sıkya Göleti'nin yanı başındaki alandan çok geniş bir alanda güzel bir projemiz. Yine bir seyir terasımızı inşallah Van'ımıza kazandırıyoruz. Evet. Yani yapacak cekci yok değil. Bakın başladık. Bu başladık. Başladığımız projeler. Şimdi belediyemiz adına yine ilimiz genelinde
ilçemize ikamet eden dezavantajlı kadınlarımızla ilgili bir AB fonlarında biz evet. 25 kadınımızla 25 proje hazırladık. Ve bu projelerin içerisinde 13 adedi istenen düzeninde puan alarak ilk kez direkt Avrupa fonlarından kadınlarımıza para desteğinde bulunduk. Evet. Ve bu fonla özellikle bölgemizde kurumsal ev yemekleri, işte gündüz bakım evleri, çeyiz ve dikim ev gibi seracılıkla ilgili birçok alanı kazandırdık bölgemizde. Yine Park Bahçeler Müdürlüğümüzün kadınların iş geliştirme mesleki kursları görmek adına, çünkü insanlarımızın en büyük sorunu işsizlik burada. İşsizlik. İşsizliği de giderebilmek açısından dedik ki biz dezavantajlı insanlarımıza TUŞBA meslek edinme kurslarında TUŞMEK'te meslek edindirelim. Hem iş kur hem hak eğitimle birlikte TUŞBA Belediyesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları bir projeyle de inşallah dezavantajlı kadınlarımıza da iş imkanı ve bu yeni iş meslek edinilmesi için sertifika kazandıracağız. Buraya sadece kadınlar mı giriyor? Yani tabii grup grup çocuklar da gençler de 5 farklı alanda müracaatlar var. Var. Biz daha çok bayanlarımız evlerde, tabii gençlerimiz de işsiz, işsizlerimiz çok. Bunlara yönelik olarak ilk etapta dezavantajlar aldık ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı destek çok rahat alalım. Şimdi gençlerle ilgili de müracaatımız var, engellilerle ilgili de var. Engelliler dediğinizde engellilerin bir ricası vardı bende. Evet. Engelliler başımızın tacıdır. Evet. Engelliler diyor ki mesaj çok uzun, ben çok kısa tabii. tutacağım. Hatta diyor ki ya Muş'a da gideceğiz, valla paramız yok Salih Bey diyor. Bu belediyemiz, başkanımız hakikaten çok güzel işleri yapıyor. Böyle sosyal belediyecilik projesinde biz engellilerin futbol mu basket mi tam olarak hatırlamıyorum. Hanifi kardeşimin evet, Hanifi Baykara evet, kardeşimize ben burada selam sunuyorum. Şimdi diyor ki bize ya belediyecilik anlayışına destek sunabilirler mi? Şimdi biz hakikaten engelli kardeşlerimiz her zaman yanındayız. Onlar engelli basket takımı hakikaten başarılı. Ben maçlarına da gittim. Evet. Hanifi Bey'i ve ekibini de ben şimdi de sizin huzurunuzda tebrik ediyorum. İnşallah elimize gelen desteği sunacağız. Çünkü malumunuz bu belediyelerde özellikle kendi takımları, bizim kendi kurumumuzun da takımları oluşturduk. TUŞBA Belediyesi Spor Kulübü kapsamında da faaliyetler yapacağız. Hanifi kardeşimiz inşallah bizim Kültür Sosyal İşler Spor Müdürlüğümüze uğrarlarsa biz kendilerine gerekli desteği sunarız inşallah. Burada da kendisine ve tüm engelli kardeşlerimize selam ediyorum. Çünkü TUŞBA Belediyesi diyoruz ki engelsiz bir yaşam. Evet, sloganımız çok o. Çok. Engelsiz yaşam anlamında bütün yollarımızda, bütün engelli kardeşlerimizi elimizi uzatabilmek adına onların yanındayız. Ve bir TUŞBA Belediyesi olarak bu kardeşlerimizi başta tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlardan, evet. Bedensel engelli kardeşlerimizden, görme engellilere yönelik olarak daima Osman Bey'le, bütün Abidin Kasapoğlu, bütün kardeşlerimizle biz sürekli görüşüyoruz. Yani onlarla bütün STK'larda olduğu gibi özellikle engellilere biraz daha fazla bir özeniyoruz, fazla bir destek sunuyoruz, fazla projeler gerçekleştiriyoruz. İnşallah daima onların yanında olacağız. Geçen de Abidin Kasapoğlu kendileri aradılar. Birkaç konuyla ilgili teşekkür ettiler. Hakikaten insanlarla görüşüp, insanlarla evet. buluşup dertleşmek çok güzel. Zihnimizden, beynimizden engelleri kaldırdığımız zaman Fevzi Bey, aynen. çözülmeyecek hiçbir sorun kesinlikle yok. Kesinlikle. İşin özü orada vallahi. Evet. Buyurun devam edin. Bizim TUŞBA Belediyesi olarak yine park bahçelerimizde biz dedik ki okullarımızda 7000 adet ceviz, 3000 adet badem. Çünkü burası badem memleketi. 10.000'e yakın tohumu biz fidana yetiştirdik ve bu birinci öğrencilerimizi oluşturduktan sonra bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız inşallah yarın ilimize teşrif edecek olan Sayın Ahmet Davutoğlu'nu belediyemizi ziyaretlerinde biz sertifikalarını kendine arz ettik. Dedik ki sizler adına biz 10.000 fideyi toprakla buluşturacağız. Çok güzel. Çünkü malumunuz Sayın Başbakanımız hakikaten bilge insan, diyor ki plaket mülaket vermektense siz 10 tane, 20 tane, 1000 tane ağaçla ilgili böyle bir sertifika verdiğinizde biz daha çok memnun oluyoruz. Onun evet. için biz de TUŞBA Belediyesi olarak plaketleri kaldırdık. Plaket diye bir şey biz artık vermiyoruz. Biz daima her tip etkinliğimizde plaket yerine değerli konuklarımıza, değerli misafirlerimize biz bu sertifikaları kendine takdim ediyoruz. Arada bir şey sorum devam edin lütfen. Ya araya bir giriyorum ki böyle şeyden kurtarmak için. Benim kendi tabirimle üniversiteleri ben bilgi fabrikaları olarak adlandırıyorum. Aynen. Yani siz de bir bilgi fabrikasının emektarı. Ahmet Davutoğlu da, Sayın Ahmet Davutoğlu da bilgi fabrikalarının birer elemanı. Gerçekten bilgi bir adam. Kesinlikle. Yani bu cümleyi
çok rahat kullanabiliriz. Bu aynı fabrikadan gelmiş iki emektar olarak böyle güç alışverişinde ya da bilgi alışverişinde diğer başkanlara kıyasla daha mı rahatsınız? Çok daha rahatız. Bir de şimdi Sayın Başbakanımızla birlikte bir de yine Profesör Doktor Beşir Atalay hocamız tabii, da. Beşir Bey. O da üniversite akademisyen. Şimdi akademisyenlerin Salih Bey olaya bakışı biraz daha farklı oluyor. Neden? Bir projeci mantıkla. Yani bir işi başlarken ve bitirirken siz neler kazanırsınız, neler kaybedersiniz. Yani güçlü yönleri, zayıf yönleri, yani biz ciddi SWOT analizi yapıyoruz. Yani bu SWOT analizini bütün belediye başkanlarının yapması lazım. Yani bir çalışma gerçekleştirirken akademik düşünmek zorundayız, bilimsel düşünmek zorundayız. Çünkü siz bilimsel düşündüğünüzde gerçekten evrensel oluyor. Evet. Bilimsel düşündüğünde ideolojik ortada kalkıyor. Bilimsel düşündüğünde ötekileştirme ortadan kalkıyor. Bilimsel düşündüğünüzde insanların ve çevrenin, doğanın her kesimine hak ettiği değeri veriyorsunuz. Evet. Çünkü bilim size öyle bir etik kazandırıyor. Yani bilimin size kazandırmış olduğu en önemli özellik, etik olarak siz diyorsunuz ki ben evrensel düşünmek zorundayım. Ben her şeye evrensel bakmak zorundayım. Ve ben her değerlendirmemi, her faaliyetimi yaparken insanı, canlıyı, hayvanı, kuşu, böceği, kelebeği düşündüğün gibi toprağı, taşı da düşünüyoruz. Evet. Salih Bey, ben bir örnek vereyim sadece. Buyurun, buyurun. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bir hocamızla birlikte arazi çalışmasına gidiyorduk. Bakın, sadece bir çiçeği koparmak için, soğanlı bir bitkiyi çıkarmak için, bilimsel bir araştırma evet. için bir avuç kadar bir toprağı çıkarmamız lazımdı. Evet. İnanır mısınız? İnsan düşünüyor. Acaba bu toprağa ben zarar veriyor muyum, vermiyor muyum? Ve biz o soğanı çıkardığımız zaman tekrar o toprağı yerine bırakıp o ekolojik dengeyi bozmamak, o çevreye zarar vermemek için hassasiyetle devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bir belediye başkanı olarak şu anda yollar açılırken, bakın evet. sahil temizliği yapılırken, bölgemizde faaliyetler gerçekleştirirken biz bu hassasiyete devam ediyoruz. Biz bu incelikle bakıyoruz. Yoksa bazıların gibi bir tarafı yıkıp, yakıp ondan sonra bu ortamda yeniden hayatı idame ettirmek gerçekten çok zordur. Yani bir tek canlının, bir tek kelebeğin, bir tek böceğin, bir tek kuşun, bir tek insanın hakikaten hayatı biz dünyaya eşdeğer görüyoruz. Onun için bunlara yeterince dikkat edip ona göre faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Yine Salih Bey, park bahçelerimizde özellikle ilçe genelinde başta okullar olmak üzere evet. sağlık ocaklarımız, hastane, cami ve taziye evleri, dernekler ve diğer tüm kamu kurum ve tüzel kişiliklerin bize talep ettikleri yaklaşık 15 bin fidan ve ağaç. Evet. Toprakla buluşturuldu. 15 bin fidan evet. ve ağaç. Ve 16 bin daha önceki yıl 2014'te ulaştırılmıştı. Evet. Yani 30 bin bu yıl sadece ağaç ve fidan ulaştı, toprakla buluşturuldu. Yaklaşık yine 30 bin çiçek ve gül dikimi gerçekleştirdi. Yani tuş payı bir yeşil alan haline getirebilmek için elimizde gelen park bahçesindeki arkadaşlarımız gece gündüz hakikaten uğraşıyorlar, çalışıyorlar ve güzel bir ekip oluşturduk, ahenkli. Çünkü bir yerde biliyorsun en önemli şey ilk etapta kesinlikle insanlarımızın bir ciddi bir özveriyle gönüllülük esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirmesi ve bizim İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz Zambak Anaokulu'yla Polatoğlu İlkokulu'nun arasında kalan 9000 metrekarelik alanda Selahattin Eyyubi Parkı. Bu yaklaşık 1 milyon TL mal oldu. Çok ciddi bir park. Bu parkın inşallah açılışını sizleri davet edeceğiz. Bütçeyi kendinizden mi, projeyle mi karşıladık? Biz bu projeyi kendimiz bütçemizle karşıladık. Tabi burayla ilgili dedik ki Selahattin Eyyubi ismi bizim için çok kıymetlidir. Evet. Ve biz burada yaşatmamız gerekir. O bölgemizde inşallah güzel de bir çalışma gerçekleştirdik. Yine biz Selçuklu kamelyaları getirdik. Yani Van'a ilk kez Selçuklu kamelyaları. İnşallah sizler gidip burada ailece güzel bir çay içersiniz. İnşallah. 10 adet ilgili yerlere bıraktık. Demin söylediğim okul bahçeleri olsun, taziye evleri, parklar olsun. Yine oturma bankları yaklaşık 300 adet. Piknik masası özel yaklaşık 100 adet. Yine özellikle bölgemiz en büyük sıkıntılar çeşmelerdi. İnsanlar eğilip bükülüp su alamıyorlardı. 25 adet bir kent mobilyaları özellikle sahil bandı ve önemli alanlarımıza bunu kazandırdık. Bölgemizde en büyük alanlarda çocuklarımızın oyun kompleksleri yoktu. Yani basketbol, voleybol, handbol olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL kaynak buna ayırıp 10 ayrı yerde tüm alanları oluşturup evet. inşallah insanlarımıza, gençlerimize spor alanlarını oluşturuyoruz. Yine 2016'da özellikle Akköprü Merkez Otopark Kale Cami bitişinde 9800 metrekareli bir park alanı.
Bu Toprak Kale Camisi hemen biliyorsunuz yanı başında. Evet. Bizim Salih Bey proje gerçekleştirdiğimiz bütün yerler daha önce metruk yerler. Çöplük gibi olan yerler. Evet. Hayat kazandırıyoruz. Yine kampüste Dursun Ulubaşı Tıp Fakültesi'nin Geofit Bahçesi ile ilgili 9500 metrekarelik alanlı bir park yapımı ile ilgili bir çalışmamız. İskele sahil bandının 1. etabı park yapımıyla ilgili dediğimiz gibi başladık. Evet. Ayanız Kalesi çevre düzenlemesi. Ayanız çok önemli bir değerimiz. Evet. Atıl durumda inşallah orada bir çevre düzenlemesiyle ilgili güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Kalecik Seyir Tepesi ve çevre düzenlemesi. Evet. 23 bin metrekarelik. Halk sağlığı arkasında bir park yapım alanımız. Ve Sıhke Toki yamaçlarında mesire ve piknik sahası için 54 bin metrekare. İskele'de özellikle bu park yapılmasıyla ilgili birçok alanımızı belirledik. Ve park bahçelerimiz inanır mısınız 7-24 sahada. Çok gayretli bir müdürümüz, çalışan arkadaşlarımızla birlikte biz bunları koştururken tabii Kültür Sosyal İşler Müdürü boş durmuyor. Özellikle çocuklarımızın bu bölgede en çok tespit ettiğimiz bir sıkıntısı sünnet. Yani sünnet olmayan geçen evet. yıldan 2000 bu yıldan da toplam olarak 1500 kadar çocuğumuz sünnet yaptık. Yani evet. 2014 ve 2015 toplam olarak 3500 çocuğumuz sünnet yapıldı. Maşallah. Ve bu aileler hakikaten hepsi dua ediyorlar. Ya başkanım biz bir çocuğumuzu götürüp hastane ortamında sizin yaptığınız gibi sünnet yapamıyorduk. Hastane ortamında sünnetlerini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki tatilde 15 tatilde 22'sinde mi 22 Ocak'ta herhalde okullar tatil olacak. Evet. O esnada da yine bize yapılan müracaatlarda çocuklarımızın sünnetini gerçekleştireceğiz. Özellikle Tuşba ilçesinde bulunan ortaokul arasında bilgi yarışmalarımız yine evet. devam edecek. Tuşba ilçesinde bulunan okullarda ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmalarımız, kişisel geliştirmecileri özellikle Van'ımıza getirerek evet. öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize buluşturuyoruz. 37 ilk öğretim ve 18 liseye biz kütüphane kazandırırız Salih Bey. Dedik kitap olmazsa çocuklarımız geleceği göremezler. Evet. Dedik ki biz bu çocuklarımızla inşallah 50 kitap her birine bırakarak ve bu yıl tekrar arttırarak inşallah kitap sayısını çocuklarımızı illa okuyalım. Okur evet. yazar seviyesini özellikle okumanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek adına. Tuşba ilçesinde dar gelirli ailelerimizin çocukları malumunuz devletimiz, hükümetimiz kitaplarını veriyordu. Biz dedik ki Tuşba Belediyesi olarak biz de kırtasiyelerini verelim. Kırtasiyelerini. Kırtasiyelerini hepsini A'dan Z'ye destek verdik. Bu yıl 8. sınıflar ve lise son öğrencilerimize 1. dönem 2 adet, 2. dönem 2 adet olmak üzere toplam 4 deneme sınavı gerçekleştireceğiz. Tabi Tuşba Belediyesi bunları yaparken özellikle Tutku FM'in çok kıymetli dinleyicilerine bu haber vitrininde birkaç güzel müjdeler de vermek istiyoruz. Buyurun efendim. Yani bizim projelerimiz Plan Proje Müdürlüğümüz tarafında ve teknik ekipler tarafında Van'ın ihtiyaçları doğrultusunda bir dünyada ses getirebilecek. Mesela bunlardan bir tanesi Japon bahçesi. Yani Japonların kültürü, yaşantısı, ondan sonra faaliyetlerini bizim bölgemizde biz bu insanlarımızda nasıl hakikaten çünkü depremde biz gördük. Evet. Gerek Van depreminde gerekse oradaki yaşanan tsunami'den sonra hakikaten Türkiye bir mucize gerçekleştirdi. Neydi o? Dedi ki biz bir yılda bütün konutlarımızı bitirdik. Şimdi Japonların bize öğrenecekleri bizim de onlarda öğreneceğimiz güzel şeyler var. Tabii ki. Ve onlarla ilgili inşallah güzel bir alana dünya çapında herkesin tabiri caizse mesh edecek bir Japon bahçesi. Ne var içinde Fevzi Bey? Onların kendi özgü yaşantıları gerek onların işte kamelyalarından, onların evlerinden, onların yemeğinden, kültüründen orayı yaşatacağız. Öyle arkadaşlarımız güzel bir proje gerçekleştiriyorlar. Mekanla ilgili hazırlık yaptık. Yani biz bir dünya çapında projeler, Türkiye bazında, bölge bazında ve Van ili bazında farklı kategorilerde projelerimizi böyle kategorize ediyoruz. Bu projelerimizin yarın öbür gün dünyada ses getirebilmesi adına da güzel böyle orijinal projelerimizi inşallah Van'ımıza evet. kazandıracağız. Burada özellikle Urartuların başkenti dedik Tuşba. Evet. Biz her zaman diyoruz. Tuşba ismiyle müsemma bir şehir olacak. Güneş şehri ve özellikle güneş enerjisinde elektrik elde edilmek için de güzel bir proje hazırladık. Çünkü bizim seçim beyannamemize Salih Bey buraya gelmeden dedim ki Salih Bey sorar. Der ki başkanım siz beyannamede neler sunmuştunuz seçilmeden önce bunların yüzde kaçını gerçekleştirdiniz? Şimdi bunu sormaya fırsat bulamadım. Henüz anlata anlata bitiremediniz. Program bitmek üzere i̇nşallah başkanım. İki dakikamız kaldı. Sizinle tekrar inşallah güzel bir sohbette programda bulunuruz. İnşallah. Tabii bugünün önemi çok bizim için. Sayın evet. Başbakanımız yarın ilimize evet. teşrif ediyor.
Sayın Başbakanımız gelmeden önce de hakikaten insanlarımıza güzel projelerimizden haberdar edelim istedik. Ama dediğiniz gibi hakikaten bir iki birimimizin bile faaliyetinde bahsedince programımız doluyor. Hakikaten sizin program de... doldu. Soru soramıyorum. Birçok soru var dışarıdan. Tebrik var, eleştiri var. Onları aktaramıyorum. Ama bunları siz anlatırken iki şey düşündüm. Yani burada çok güzel şeylerden bahsettiniz. Bir, sizden önce bu garibanlara hiçbir şey yapılmamış. Aynen. İki, o zaman büyükşehirin sizin orada çaktığı bir çivi yok. Evet, bizler hakikaten şunu söylüyoruz. Mesela Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze dedik ki yeni doğan çocuklarımıza hoş geldin bebek, hoş geldin melek. Bu çocuklar gerçekten melek. Biz bunlara hem birer hediye takdim edelim, hem de bunlara bir hediye takdim ederken aslında yanımıza götürdüğümüz sağlık görevlerinin de biliyorsunuz en büyük sıkıntılar doğum esnasında. Onları evet. takip etsinler. Yeni anne olan kardeşlerimizin de çocuk bakımı, anne sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapsınlar. Bunlarla ilgili de Aile Kadın Müdürlüğümüz hakikaten çok ciddi çalışma yaptı. Salih Bey, bu Van'da bir devrim olabilecek çok güzel bir hizmeti biz Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'ne yaptık. Ve inşallah bir kongremiz var İzmir'de. O kongrede de bunu sunumunu gerçekleştireceğiz. Van'da ilk kez. Belki evet. de Türkiye'de birçok yerde uygulanmayan bir proje. Biliyorsunuz bu yıl sivrisineklerle ilgili siz de bizim bölgenin insanısınız. Evet. Çok rastlamadınız. Bu sivrisineklere ne oldu biliyor musunuz? Biz Nisan ayından itibaren 1 milyonluk bir bütçeyle dedik ki biyolojik mücadele gerçekleştireceğiz. Biyolojik mücadele üniversiteyle birlikte akademik düzeyde önce sula örnek numune uygulamadan önce su örneğini aldık. Ne kadar larvasit var? Larva var. Pardon. Bu larvalarla ilgili, yumurtalarla ilgili ne kadar larvasit bırakmamız gerekiyor? Ve bundan sonra da yarın öbür gün orada tekrar uygulamadan sonra numune aldık. Ve çok başarılı bir sonuçla biz Tuşba sahillerinde Tuşba halkına sivrisineksiz bir yaşam, hayat oluşturabilmek adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 7/24 çalıştı. Evet. Ve geçen ayın işte sonuna kadardı proje süremiz ve çok mükemmel sonuçlar alındı ve biz bunu bilimsel bir sunumla inşallah Van adına Türkiye'de bir ilk belki de bir belediyenin böyle bir çalışmasını Allah'ın izniyle sunacağız ve uleve ile ve yine çevreye zarar vermeden biyolojik bir mücadele gerçekleştirdik. Tabii bu geri dönüşümü özellikle bölgemizde en büyük sıkıntımız ambalaj atıkları olsun, kağıtlarımız olsun, ekonomik birer girdi. Biz bunları yaklaşık 1568 ton ambalaj atığını geri çevirdik. Evet. Ve ilçemizde 2015 Mayıs ayına kadar 580 kilogram atık pili toplayarak okullarda geri dönüşüm sağladık. Yine 1000 litre bilgisayar atık yağları geri dönüşme kazandırdık. 11 okulda 2300 adet öğrenciye atık yönetimi eğitimi verdik. Ve özellikle gelen şikayetler ve yaptığımız saha çalışmalarında 30 ayrı noktada denetim çalışmaları gerçekleştirerek o alanın ıslah edilmesi, o alanla ilgili çalışmaları belediye olarak gerçekleştirdik. Bizim özellikle her ay periyodik olarak 67 mahallemizdeki çöp konteyner bıraktığımız, şimdi Tuşba'da çöp konteyneri olmayan, çünkü malumunuz eskiden ağzı açık evet. çöp kutuları vardı, mavi çöp bidonları. Biz bunların yerine kapaklı, galvanizli, 400 metreküp evet. Hacimli, çok modern çöp konteynerları bıraktık ve bunların dezenfeksiyonu, ilaçlaması periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi bizim en büyük özelliğimiz, bizim yansımamız Bilgi İşlem Müdürlüğümüz. Evet. Salih Bey, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde hiçbir belediyede olmayacak olan bir özelliği biz Tuşba Bel TR'de insanlarımıza kazandırdık. Nedir bu? Dedik ki 3 dilde biz yayın yapacağız. Evet. Yani Türkçe, Kürtçe, İngilizce. Evet. Ve bunlar web sitemize girenler bunu görür. Ve Tuşba Beltere çok yoğun ziyaretçi alan bir sayfamız. E-belediyeciliğe geçeceğiz dedik. E-belediyecilikle ilgili işlemleri tamamladık. Evet. Şu anda Van'da belki ilk olarak bölgemizde de e-belediyecilik sistemi kurularak hizmete sunuldu şu anda. Yani bu büyük bir müjde. Yeni kurulan, bir yılını tamamlamış olan bu tip bir belediyede hakikaten bu bir önemli bir çalışma. Evet. Araç takip sistemini ve tesis sistemi kurularak bütün birimler arasındaki ciddi koordinasyonu ve personel takip sistemi ve özellikle bu PDKS sunumu özellikle tüm çalışanlarımızı bir motivasyonla ciddi bir işe eğilmeye yöneltti ve anons sistemi
olmayan bir sistem bu. Oturduğunuz yerde 8 ve 10 mahallemize birden anons yapacaksınız. Anons yapar. Yani evet, gerçi burada Tutku Efe'miz var, Allah razı olsun. Ama bazen bu tip haberdar etmek için de belediye faaliyetlerimizi... Haliyle reklam zaten alamıyorduk belediyelerden. Bundan sonra hiç alamayacağız. Yok yine sizlere daima yanınızdayız. Estağfurullah. Çünkü sizleri yaşatmamız gerekiyor. Espri yapıyorum ben. Allah kesinlikle. Ya yani kurulması iyi. Anons sistemi kurulması çok iyi. Fevzi Bey daha çok var mı? Bizim için en önemli olan işlerde ben isterseniz birkaç şey bahsedeyim, evet. Yapılacak. Bizim temizliğe ilk önem verdik. Dedik ki... Türkiye'nin en temiz ilçesi demiştiniz. Bizim de hedefimiz o. Hedefimiz o. Van'ın değil. Türkiye'nin en temiz ilçesi haline getireceğiz. Şimdi neden? Biz bu şekilde bu gayretle çalışmasak, hedefi evet. Tutmasak arkadaşlarımızın performansı çok düşer. Tabii. Ben temizlik işleri müdürümle birlikte sürekli çalışanlarla bir aradayım. Hem gece ekibi hem gündüz ekibiyle sürekli bir arada bulunuyoruz. Ve onlara diyorum ki arkadaşlar... Biz burada bu işi yaparken sizler İsmi Kudüs'e mazharsınız. Evet. Yani Cenab-ı Allah'ın en büyük isimlerinden İsmi Kudüs. Yani tertemiz yapmak. Tertemiz yani arkadaşa yapmak. Diyorum kardeş, sen görevini yapıyorsun, çöpü toplayacaksın ama sen bunu yaparken bir de ibadet şuuruyla yaparsan tabii sen ki. Daha çok şey kazanacaksın. Tabii ki. Ve insanlarımıza bunu kazandırdık ve Van'ın en temiz ilçesi, Türkiye'nin en temiz ilçesini haline getirebilmek adına temizlik hizmetlerimiz gece gündüz 7/24 çalışıyor. Ve şu anda bizim yeraltı çöp konteyner sistemi tamamıyla yer altında olan, yani yarı yer üstünde olduğu andan itibaren diğer çöp konteynerlerde bir farkı kalmıyor. Evet. Biz dedik ki alanı genişletelim, hijyenik bir hale gelsin ve özellikle çevreyi, yolu ve özellikle bölgeyi tehdit edecek olan hastalıklara karşı da koruyalım ve yaklaşık 4 milyonluk bir projemiz bu. İnşallah önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz. Van'da bu Doğu Anadolu bölgesindeki ilk. Önümüzdeki dönem bir dahaki seçimden sonra mı? Yok yok, şu anda ihalesini ile ilgili biz projesini hazırladık. Bitiriniz. Takdir ederseniz bir fizibilite yapıyorsunuz, projesini tabii. Gerçekleştiriyorsunuz, tabii. Uygulanacak yerleri belirliyorsunuz, akabinde parasını ayırıp yapıyorsunuz. Şimdi biz bunu uygulayacağız. Bu Türkiye'de belli belediyelerde var. Mesela bir Başakkent benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da evet. Birkaç yerde var. Bizim bu bölgede uygulanan yarı ve de Konya'da olan yarı çöp altı değil, yeri altı evet. Değil. Biz tam yer altı diyoruz. Tam yer altı. Tam amıyla yerin altında olacak. Sadece yer üstünde bir çöp kovası gibi görünecek. Çöp kovasına siz bir şey attığınız andan itibaren o şekilde göreceksiniz. Ve tamamıyla elektronik sinyalizasyon dolduğu andan itibaren çok büyük bir alan. Mesela bu alan gibi düşününüz. Gelip kapağını açacak, tek bir araç, personel de çalışmayacak. Orada çok temiz hizmetler yapılacak. Evet. Ve dediğim gibi Tuşba'da başta bütün merkez mahallelerimiz olmak üzere Allah'ın izniyle bir haftaya kadar bütün köylerimiz dahil en ucra köyümüze kadar hepsine kapaklı çöp konteyneri dağıttık. Kapatın. Düzenli tabii. Yani çöp, açık çöp biliyorsunuz yeni Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın önergesinde siz böyle bir şey yapamazsınız evet. Zaten. Ona uymak zorundayız ve biz de hamdolsun güzel bir şeyle, bir çalışmayla bunu bölgemize kazandırdık. Ve bizim en büyük hedefimiz dedik ki başta temizlikle ilgili çalışmayı gerçekleştirirken dedik ki burada geri dönüşümü sağladık ve insanlarımızın özellikle ailelerimizin çok hassas oldukları bir süreçte en temiz ilçe, en temiz belde haline nasıl getirebiliriz? Yol süpürmelerimizle, yol yıkamalarımızla ve insanlarımızı bilinçlendirmeyle. Biz bunu sürekli yapıyoruz ve bizim bu faaliyetlerimiz gerçekleştirirken özellikle insanlarımızın bizde hakikaten beklediği en büyük şey der ki insanlarımızı eğitmek. Yani bunlarla ilgili kültürel ve sosyal faaliyetlerimiz bir taraftan devam ediyor. Bizim temizlikle ilgili pazar yerlerinin en büyük sıkıntısı bu. Malumunuz yolları evet. İşgal ederek pazar kuruyoruz. Biz inşallah bunun önüne de geçeceğiz. Pazar yerlerimizi Tuşba'nın sen pazarlarını kurarak Allah nasip ederse bu işe başına da üstesine de geleceğiz. Yine ibadethane temizlikleri, okul bahçeleri, park alanların temizliği, en çok talep aldığımız ve temizlediğimiz alanlar bizim bütün bu bölgede yaptığımız karla mücadele için tüm araçlarımız ve personelimiz, çünkü kış geldi yanı başımızda. Bunlarla ilgili inşallah ara sözümüzle de yıkama gerçekleştirirken dere temizlikleri. Malumunuz Akköprü, istasyon ve Seyrantepe mahallemiz arasında derelerimiz mevcut. Bunların da sürekli periyodik temizliği gerçekleşiyor. Çünkü burada hastalık yuvaları. Evet. Bunlar biriktiği ciddi evet. Hastalıklar meydana gelir ve herkesi tehdit eder. Tabii söyleyeceğimiz daha çok şey var. Fakat ben en çok şunu söylemek istiyorum. Toparlarsak. Şunu toparlarsak. Salih Bey, bizler bütün bunları yapıyoruz ya. Bütün bunları yaptığımızda, insanlarımızla konuştuğumuzda insanlar şunu söylüyor. Başkanım, Allah sizden razı olsun. Bunları yapıyorsunuz. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey huzur. Evet. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yarın öbür gün siz bütün bu yolları altında da yapsanız, pırlantada da, gümüşte de yapsanız
Öncelikle bu huzurun sağlanması lazım. Onun için biz hep onu yapacağız bu bölgemizde. Huzurun, barışın, kardeşliğin oluşabilmesi adına bir belediye olarak başta dini değerlerimiz olmak üzere. Evet. Toplumsal değerlerimiz olmak üzere aykırı hareket etmeden. Çünkü malumuz bazı belediyeler işte çocuk yaşta evliliğe karşı gelmek için öyle karikatürler yapıyorlar ki Peygamber Müslüman, hakaret ediyor. Tabii yani bu hakaret olmaz. Bunu insan oğlu kabul edemez. Kesinlikle bir belediye olarak toplumun yapılan değerlerine uygun hareket edilmesi lazım. Bizler de bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bütün müdürlerime, bütün birim amirlerime ve bütün encümenlerime, meclis üyelerime diyorum arkadaşlar. Bizim sorumluluğumuz var. Sorumsuz evet. Hareket etmek mümkün değil ve biz periyodik olarak hem muhtarlarımızla, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize hep bunları paylaşıyoruz. Diyor ki değer yargılarımıza en önemli değeri verelim. Evet. Ve burada inşallah bütün bu değerlere çok değer veren bir sayın başbakanımız inşallah Ahmet Davutoğlu yarın inşallah Van'ımızda olacak. Ve biz Van'ımızda halkımıza bu söylediğimiz, sizin bir saatlik program içerisinde yerleştiremediğiniz hizmetlerin geri kalanını başka zaman İnşallah. Tutku FM'in çok kıymetli dinleyiciyle paylaşırız. İnşallah. Şimdi Fevzi Bey bir soru soracağım ama lütfen bir dakika yaşmasın cevabı. Siz bunları anlatırken ben de bir kişi olarak hep şunu düşündüm. Ben TUŞBA'da çalışıyor olsaydım emin olun sizinle çalışmak istemem. Neden? Şimdi 11 belediye yatıyor, siz bu kadar çalışıyorsunuz. Hiç düşündünüz mü çalışanlarınızın bu kadar çok yorulduğunu? Hiç aklınızdan geçirdiniz Vallahi, mi? Onlar için ayrı bir şey düşündünüz mü? Tabii. Biz onlara daima hem ödüllendirme, öyle biz mi? Hep tabii kesinlikle biz ödüllendirmeyle onu söylüyoruz. Hakikaten belediyecilik Salih Bey gerçekten evet. Gönül işi. Evet. Yani gönüllü olarak siz bir işi yapmazsanız, ben her bayramlaşma programlarımızda, personellerimize yaptığımız periyodik toplantılarda diyorum. Arkadaşlar biz burada zorla bir insanı bir işe çalıştırmıyoruz. Evet. Ama hakikaten sizler gönüllü çalışıyorsunuz ki biz 3 farklı kurum tarafında yılın en başarılı belediye başkanı adayı olarak gösterildik ve hamdolsun belediye başkanı olarak da Türkiye çapında ilk 16-17 belediye başkanlarının içerisinde yeni kurulmuş bizim gibi belediyede bizler bunu kazanırken takdir ederseniz ki bu bir şahsın kazanabileceği bir şeyler değil. İşte demin tüm birimlerin 20 farklı birimimiz var. Her birimdeki arkadaşlarımızın canla başla gecesini gündüze katarak çalışmasıdır. Evet. Ve nitekim bununla ilgili bazı müdürlerimizle evlerine giderken sadece biz değil. Bir anekdot anlatayım inşallah onu da kapatırız. Kapatalım. Bir gün hocam diyor ki arkadaşlarımız evlerine gidiyorlar. Dedim bugün biraz erken gideceğiz arkadaş. İşlerimiz bitti. Erken dedim saat 8. Çok erken. Akşam 8 gidiyorlar. Hemen çocuğu kapıyı açıyor. Diyor vallahi diyor %100 bir problem var. Bir olay olmuş ki bunlar erken geldiler. Şimdi hakikaten biz insanlarımıza söz verdik. Evet. Dedik ki biz 5-7 dolu dolu geçireceğiz. Allah'ın izniyle insanlarımıza hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Evet. Onların her bir sorunu, her bir problemi bizim başımız ve gözümüz üzerine diyoruz. Ve bunlarla ilgili de Allah'ın izniyle Sayın Başbakanımızın yarın Van'a gelişiyle ilgili de inanıyoruz ki birçok sorunlar, birçok problemler de çözülecektir. Çözülmesi adına biz Vanlar adına talep edeceğiz Sayın Başbakanımızla. Tabii o meydanda hınca hınç dolup insanlarımızın da bu güzel müjdeleri, Van'la ilgili beyannameleri, Van'la ilgili yapılacakları duymalarını biz hasreten istiyoruz. Biz Vanlılar olarak hep onu deriz. Kim gelirse başımız gözümüz üzerine, sert cabime sert sereme diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, TUŞBA Belediye Başkanı Sayın Fevzi Özgökçe konuğumuzdu. Gerçekten soru soranlardan, yorum yapanlardan özür diliyorum. Araya sıkıştırma şansımız yoktu. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.